Ticarete gidiyorsunuz, ayın başında ticarete giderseniz gökteki ayın kar edersiniz, ayın sonunda giderseniz parayı batırırsınız. Hadis bilmediğinizden kaç kere batırmışsınızdır. Hadis bilmiyorsunuz çünkü, ilminiz yok. Biz de bir şey anlatıyoruz, bize de diyorlar ki kayıptan haber veriyor. Ben ayetten, hadisten haber veriyorum, siz kafayı ekmek peynirle mi yediniz? Ne ilminiz var da konuşuyorsunuz? Ne ilminiz var? Kaç paralık ilminiz var? Ne kadar tetebbuatınız var? Gözlerim ki kaybettim ben kitap bakmakta. 50 senede kitap bakıyorum ben. Binlerce kitabın notları alarak okumuşum. Binlerce. El notlarımla kağıtlar dolu. Binlerce. Not almadığımın hatta hesabı yok. Bir şey bilmeden gelip buraya iftira atılır mı ya? Şimdi mesela ee, bir hadis-i şerif İmam Kirmani zikrediyor. İmam Kirmani menasikte zikrediyor. Ee, İmam Kirmani meşhurdur. Hac menasikinde zikrediyor. Ama esas kaynağı nerededir? Meşhur muhaddis efendim Hatib-i Bağdadi El Camül Ahlak Ravi orada zikrediyor. İlk kaynaklar Hatib-i Bağdadi'de. Sonra İbn Hacer Askalani Emirül Müminin fil Hadis'tir. El İsabe'de zikrediyor. Şahab-ı efendim e, haşiyesinde zikrediyor. Bir adam ayın sonunda yolculuğa çıkmak istedi. Ayın sonu ne demek? Ocak, Şubat'ı konuşmuyoruz. Ay dedim mi? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkan'de onu konuşuyoruz. Takvimde ikisi de yazıyor yani şeyde. O ayın sonunu da şey olma lüzum yok, rasathaneye bağlanma lüzum yok. Orada her takvimde yazıyor. Bir adam geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ben ayın sonunda yolculuğa çıkacağım buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eturidu en tehsire safkateke sen sermayeni kaybetmek mi istiyorsun? Ve tukayibe ve yehibe sayuke çalışman gayretin Didiniyorsun, ediyorsun, bir para kazanacağım diye mesai sarf ediyorsun. Kusran'a uğramak mı istiyorsun? İsbir hatta yehillel hilalu biraz sabırlı ol yeni ay doğsun ayın ilk başında 2 3 4 ayın ilk günlerinde git yolculuğa karla dönesin. Hem yolculuğun hayırlı olması, ikinci ticaret yapanların da karlı olması için bu hadis-i şerif delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahümme barik ümmeti fi bukuriha. Ya Rabbi ümmetime sabahlarında bereket ver. Sabah erken saatte çalışmamız Saat. Şimdi günün son saatlerinde mi bereket var? İlk saatlerinde mi bereket var? Bak ne buyuruyor? Bereketi nereye yerleştir? Sabahlara yerleştir. Ebu Davud'da geçiyor. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçiyor. Bu hadisi rivat eden zat kim idi? Sahır radıyallahu anh sahabeden Sahır bu mübarek zat bu hadisle amel etti çünkü bu duymuş bu hadisle amel etti parayı koyacak yer bulamadı çok zengin oldu çünkü hep ticaretini, bereketini, işinin, rızkını nerede aradı? Sabahın erken saatlerinde aradı. Onun için saatlerin önemi var mıymış? Günlerin, gecelerin önemi var mıymış? Ayın ilk günleriyle son günlerinin farkı var mıymış? varmış hadis şerifle bunu beyan ediyor